Aşılama uygulanabilmesi için sperm analizinin belli limitlerin üzerinde olması lazım. En az 1 litrede 10 milyon sperm aşılama uygulamak için yeterlidir. Aynı zamanda sperm hareketliliğinin %20-25'in üzerinde olması idealdir. Spermdeki morfolojik analizde şekil bozukluğu oranının da %3 veya %3'ün üzerinde olması lazım. Eğer sperm analizi 10 milyonun çok çok altındaysa, 3 milyon 5 milyon civarıysa, hareketlilik oranı %10'un altındaysa ve morfoloji %3'ün altındaysa, o zaman aşılama yerine tüp bebek tercih etmek daha mantıklı olacaktır.